değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Putlara kesilen kurbanlar konuşur mu? Esasen olayın arka planı bu putlara kesilen kurbanların konuşması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmeleri, tasdik etmeleri ve haber vermeleridir. Normal şartlarda kurbanların konuşması veya putların konuşması mümkün değil. Ama onlar konuştuğuna ve konuşturulduğuna göre bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Ve Delail Nübüve dediğimiz Peygamberimizin peygamberlik delilini anlatıldığı kitaplara bu şekilde geçmiştir. Bunlardan birkaç tanesini paylaşalım. Mesela Mazen kabilesinin putu şöyle bağırmış. Şu gönderilen peygamber indirilmiş hak bir kitap getirdi. Dolayısıyla o putu hem o puta tapanlar hem o putun yanında bulunanlar peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam peygamberliğini orada duymuş, görmüş oluyorlar ve bir mucizesine şahit olmuş oluyorlar. E ve bunu görüp de duyan insanlar da başkalarına anlatmak suretiyle peygamberimizin peygamberi delillerinden birine şahit olmuş oluyorlar ve diğer insanlara da bu şahitliklerini gösteriyorlar. Yine ikinci bir örnek Abbas bin Merdas'ın İslam'ı kabul etmesine vesile olan şu olay ki Dımar namında bir putu varmış bu zatın. O put bir gün ona şöyle seslenmiş. Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı geldi. Artık bu sapıklık bir daha olmaz." demiş ve bu şekilde peygamber Aleyhisselam'ın hem ismiyle hem de vasıf ve özellikleriyle ifade etmiş. Yine Hz. Ömer İslamiyet'ten önce puta kesilen bir kurbandan şöyle bir şey işittiğini söylüyor. Ey kurban kesenler! Mühim bir iş var. Bir adam fasih bir lisanla La ilahe illallah diyor şeklinde şahitlik etmiş. Bu anlamda gerek putlar gerekse putlara kesilen bazı kurbanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberine şahitlik etmişler. Bu iki anlama geliyor aslında. Bir açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi. Bu belli. Ama bir açıdan da o tapılmaya layık olmayan varlıklar kendi durumlarını insanlara ilan etmiş oluyorlar. Biz tapılmaya layık varlıklar değiliz. Bizler mahlukuz. Bizler sonradan yaratılmış varlıklarız. Dolayısıyla bize değil bizi yaratan zata tapın demiş oluyorlar. Ama diğer taraftan da kıyamete kadar gelecek insanlara birer örnek vermek suretiyle Allahu Teala peygamberini o varlıklara tasdik ettiriyor. Yani putlara da putlara kesen kurbanlara da tasdik ettiriyor ki Allah onun gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın elçisidir